Bugün yengenin ayağındaki alçıyı aldılar abi. Bir sıkıntı yok değil mi? Öyle aksama falan yok değil mi? Bak ben sevmem öyle şeyleri. Yok abi hani hafiften sekiyor da ilk günler normalmiş o. Ya bir şey olmaz canım. Biraz dinlensin geçer. Yok abi dinlenecek gibi de değil ya. Daha ilk günden işe gitti. Ne diyorsun sen ya? Ya bu kız İstanbul'da gelince manyaklaştı iyice ha. Ne öyle işe gitmeler filan. Aksiyan ayağıyla. Seke seke gidip gelmiştir. Yok abi bunun okuldan arkadaşı var ya. Araba bekletti lokantanın önünde. Ondan döndü az önce. Nasıl bir arkadaş şekli ya? Öyle araba bekletmeler falanlar filanlar. Neydi o kızın adı? Demet miydi? Derya mıydı? Deniz. Sen niye bana pis pis bakarak Deniz diyorsun ki? Neyi kedi mi yedin ya? Abi ne kedi yiyeceğim? Satan ismiyim ben ya. Kelle paçaydı. Ya tamam aç camı aç. Aç. Beş. Ya yok, banyoda da yok. Kafayı yiyeceğim. Nerede düşürdün bunu ya? Senden sonra Narin girmemiş miydi banyoya? Evet. Ne? Allah olur mu olur? Ya kızın günahını almayın. Ay yok artık. Saçmalamayın be. Niye olmasın? Hayatında gördün mü kız o kadar parayı bir arada acaba? 10 sene çalışsa bir araya getiremez bir küpenin parasını çalıştı o gariban lokantada. Bence gidip odasını arayalım. Kesin bir yere saklamıştır küpemi o fırsatçı. Yok artık. Saçmalama. Aa, kendinize gelin be. Narin öyle bir şey yapmaz. Ben ona kefilim ayrıca. Ne olacak senin küpen kaybolduysa? Alırım ben bir tane. Allah Allah. Dil midir nedir ya? Beni hırsız sanıyorlar ya. Olacak iş değil. Ay. Ben sana bu İstanbul'un insanlarına güven olmaz demiştim değil mi? Ya inanmıyorum. Nasıl böyle bir şey düşünürler ya? Nasıl böyle bir şey düşünürler? Ya gidip polise şikayet ederlerse seni? Ya nasıl anlatacaksın o zaman derdi? Deniz öyle bir şey yapmaz. Tabii. Ya babanın oğluydu zaten Deniz. Ya sen bugüne kadar en yakınlarından bile ne kazıklar yedin? O yere göz sığdıramadın Fırat dahil. Benim ayağımın alçası çıktığına göre benim artık durmam için bir sebep yok. Ben niye burada duruyorum ki? Ne yapıyorum ki ben burada? Şimdi gece niye nereye gideceksin? Sokaklar iblislerle dolu. Ya yat sabah gidersin artık. Çok bilmiş. Çok bilmiş. Bir da bilme. Bir da bilme ya. Tamam. Peki sabah giderim. Yok ya. Narin yapmaz. Kesin yapmaz. Ay ya şeytan uyduysa? Aman olmaz canım öyle şey. Saçmalıyorum ben resmen. Aa, Deniz Hanım, siz bu saatte kalkmazdınız hiç. Kötü bir şey yoktur inşallah. Cık, uyku tutmadım. Ben kahvaltıyı hazırlayayım. Bir şey ister misiniz? Toplanmış gidiyor. Bana baksana sen. Ben hırsız falan değilim, tamam mı? Narin, bir tanem ne alakası var? Ben mavi yırkanı soracaktım sana üstümle uyar mı diye, o kadar. Evet evet, bence uyar, al senin olsun, çok güzel olur. Ayrıca da bugüne kadar yaptığın her şey için çok teşekkürler gerçekten. İyiliklerin için nasıl ödeyeceğim hakkını?
Çok iyi bir insansın gerçekten. Ya dur lan, Allah aşkına ne yapıyorsun ya? Ay ölümü öp, saçmalama. Sus Deniz, yeter. Deniz Hanım, bunu mutfakta, buzdolabının yanında buldum. Sizin böyle bir küpeniz yoktu ama. Narin! Narin dur bir ya! Dur, dur, hayatta bırakmam seni. Hayatta bırakmam, bak ölümü öp, yemin verdim, bırakma. Ya Deniz tamam, Allah Allah. Ömrüm sonuna kadar burada kalacak değilim ya, zaten gidecektim. Aa, gidemezsin, dur! Narin bak, gerçekten. Gerçekten ben hiçbir zaman senden şüphelenmedim, gerçekten. Uzatma Deniz tamam, zaten gidecektim ya. Allah Allah. Ya, Narin! Çekil şuradan. Narin git, ay, gitme. Deniz ya. Hanım. Deniz sana. Ben dur, yerimi değiştireceğim, dur. Narin! Narin Hanım, Narin Hanım nereye böyle? Beni niye beklemediniz? Geç mi kaldım? Evet, geç kaldım. Geç kaldım Rıfat. Ben o evden ayrılmaktan çoktan geç kaldım, tamam mı? Git peşimden de gelme. Yahu ne oldu Narin Hanım? Kavga mı ettiniz? Niye böyle eşyalarınızla çıktınız? Gittim ben, gittim tamam mı? Benimle hiçbir ilişkin kalmadı artık. Gelme peşimden, git Deniz Hanım'la hallet. Ne halin varsa gör. Yahu Narin Hanım yapmayın böyle. Bakın siz çok iyi iki arkadaşsınız. Niye böyle yapıyorsunuz? Hem ne yapacaksınız şimdi siz bir başınıza sokaklarda? Rıfat, gelme peşimden diyorum sana. Git tamam mı? Bakarım ben başımın çaresine. Tamam yeter buraya kadar ya. Narin Hanım ben sizi hayatta bırakma. Vallahi bakın şey yapalım. Buyurun bize gidelim. Ha? Sizi bize götüreyim. Benim annem var ya canım adam acayip misafirperver bir kadındır. Sizi böyle çok rahat ettiririz. Hem şey yaparız sonra kız kardeşinin odasında bir tane yatak ayarlarız size. Onunla birlikte öyle gül gibi beraber. Ha? Evet ya. Değil mi? Doğru söylüyorsun gerçekten. Tamam. Ben şimdi okula gideyim, derslere gireyim. Oradan çıkayım, çıkışta size geleyim tamam mı? Ama git konuş ananla. Emri vaki olmasın kadına değil mi? Böyle yatak matak hazırlar, oda hazır. Hani ayıp olma. Sen şey yap, sen git. Git şimdi. Tamam. Ben okul çıkış... Tamam. Tamam. Gelir kalırım birkaç gün bir ev bulana kadar size. Tamam. Yaşa be. Tamam. Yaşa be Rıfat. Çok iyi. O zaman şey alayım ben bize götüreyim. Yok yok gerek yok. Gerek yok. Ben bunları... Yok lazım bana bunlar. Lazım hadi. Tamam. Sokağın ortasında bıraktın. Arabayı orada bıraktın. Biri çalar. Tamam. Git al sen arabayı. Tamam. Akşama o zaman. Evet. Geliyorsunuz tabii, değil mi? Tabii tabii. Hadi görüşürüz. Hoşça kal canım. Canım, bugün Narin geldi mi gördün mü? Hayır, görmedim. Al. Kıymetli küpenin bir tarafına. Senin köylü kız almış değil mi? Bak ben sana demiştim ama. Hayır canım, takınmak için dolabımı tırtıklarken düşürmüştün. Bir daha senin yüzünü görmek istemiyorum. Senin de, diğerlerini de. Gördüğünde söylersin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.